Konut edindirme yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edildi. Yasa değişikliğiyle yürürlükten kaldırılan sosyal konut yasası kapsamında dağıtılan arsaların işlemlerini tamamlamak ve tahsil edilemeyen alacakların tahsilini sağlamak amaçlanıyor. Genel kurulda konut edindirme yasa tasarısı üzerindeki ilk sözü Demokrat Parti Ulusal Güçler Milletvekili Menteş Gündüz aldı. Gündüz söz konusu yasanın hazırlanmasına geç kalınmış diye niteleyerek bu yasanın yürürlüğe girmesini olumlu karşıladıklarını vurguladı. Konuşmasında bu alandaki bazı sorunlara dikkat çeken Gündüz dağıtılan arsalarda el değişikliği olduğunu söyledi. Gündüz bu yasa geçti güzel ama takibinin ve denetiminin yapılması lazım. Umarım yasa doğru ellerde uygulan şeklinde konuştu. Daha sonra söz alan UBP milletvekili Ersin Tatar yasaya olumlu oy verdiklerini kaydetti. Müzakerelerde toprak ve mülkiyet konusunda belirsizlik olduğunu da söyleyen Tatar, Kuzey Kıbrıs'ın konut edindirmede yeni açılımlara ihtiyacı var. Belirli bir yaşa gelmiş insanlar belirli haklar elde etti ama gençlere yönelik projeler ne olacak bunun belirlenmesi gerek dedi. Tatar konuşmasında yeni evlenen çiftlerin konut edinirken yaşadıkları ekonomik sıkıntıları da işaret etti. UBP milletvekili Zorlu Töre, yasanın yürürlüğe girmesini olumlu bulduğunu kaydetti. Özel sektörün toplu konut edindirmede yaşadığı sorunların, gençlerin kırsal kesim arsasıyla ilgili sıkıntılarının dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum diyen Töre, konuşmasında Kıbrıs sorununa değindi. Töre, vatandaşların toprak ve mülkiyet konusunda acaba bizim olduğumuz yer bir anlaşma halinde verilecek mi şeklinde endişeleri olduğunu da söyledi. Konuşmaların ardından tasarının maddi madde görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi. Daha sonra tasarının bütünü açık ad okunmak suretiyle milletvekillerinin onayına sunuldu. Oylamada konut edindirme yasa tasarısı 36 kabul aldı, 14 milletvekili ise oylamaya katılmadı. Tasarı oy birliğiyle kabul edildi ve meclisin bugünkü toplantısı tamamlanmış oldu. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın Kıbrıs sorununda özel bir birleşim yapacak. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarın saat 10'da başlayacak toplantıda müzakere süreci hakkında meclisi bilgilendirecek.